1909'da 3. Ordu'nun Selanik Tümeni Kurmay Başkanlığı'na atanan Mustafa Kemal, 31 Mart vakasını bastırmak için hareket ordusuyla İstanbul'a gelmiştir. Mustafa Kemal'in bu tutumu onun aşağıdaki düşüncelerden hangisine olan bağlılığına bir kanıttır. Seçeneklerde ulusal bağımsızlık, manda ve himaye, ümmet devlet anlayışı, Turancılık ideali ve ulusal egemenlik seçenekleri verilmiş. 31 Mart vakası meşrutiyet rejimine karşı çıkanlar tarafından gerçekleştirilmiş. Bu isyanı bastırmak amacıyla Mustafa Kemal'in hareket ordusuyla birlikte İstanbul'a gelmesi meşrutiyet sistemini savunduğunu, dolayısıyla meşrutiyet sisteminde padişahın yanında halkın temsilcilerinin bulunduğu Mebusan Meclisi yer almaktadır. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in ulusal egemenlik düşüncesine bağlılığına bir kanıttır yukarıdaki tutum. Cevap A seçeneği. Mustafa Kemal ile ilgili yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kurmay Yüzbaşı, 31 Mart vakasının bastırılması sırasında hareket ordusundayken kullandığı rütbedir. Doğru. Vatan ve Hürriyet, Samsun'a çıktığında kurduğu cemiyettir. Yanlış. Mustafa Kemal, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni Şam'da kurmuştur. Anapartalar Grup Komutanı, Çanakkale Savaşları sırasında yaptığı görevdir. Derne ve Tobruk ilk savaş deneyimi kazandığı cephelerdir. Trablusgarp Savaşı'nda bu deneyimi kazanmıştır. Sofya Ateşe Militerliği Balkan Savaşları sonrası yaptığı görevdir. Cevap B seçeneği. Mustafa Kemal Paşa'nın okuduğu aşağıdaki okullardan hangileri Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretim birliğinin olmadığının açık kanıtıdır? Askeri Rüştiye, Askeri İdadi, Çağdaş Eğitim Veren Okullardır. Askeri Rüştiye Harp Akademisi, Çağdaş Eğitim Veren Okullardır. Askeri İdadi Harp Okulu, Çağdaş Eğitim Veren Okullardır. Harp Akademisi, Harp Okulu, Çağdaş Eğitim Veren Okullardır. Mahalle Mektebi, Geleneksel Eğitim Veren Eğitim Kurumudur. Şemsi Efendi Okulu, Çağdaş Eğitim Veren Okuldur. Dolayısıyla Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu'nda Mustafa Kemal'in okuması Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim birliğinin olmadığının açık kanıtıdır. Cevap A seçeneği. Mustafa Kemal Şam'da görev yaptığı sürece Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden Arap kabilelerini görmüştür. Bu durum Mustafa Kemal'de fikirlerinden hangilerinin geçerliliğini kaybettiği düşüncesinin güçlenmesinde etkili olmuştur. Arap olan Müslümanların Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmeleri Mustafa Kemal'de ümmetçilik düşüncesinin geçerliliğini kaybettiği düşüncesinin güçlenmesinde etkili olmuştur. Yine Osmanlıcılık düşüncesinin geçerliliğini yitirmesinin düşünmesinde etkili olmuştur. Osmanlıcılık düşüncesinde Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkesin Osmanlı vatandaşı kabul edilmesi esastır. Bu durum Mustafa Kemal'de Türkçülük düşüncesini güçlendirmiştir. Cevap C seçeneği. Balkan Savaşları'na ait bu haritalara göre 2. Balkan Savaşı'ndan kazançlı çıkan ve zararla ayrılan devletler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? 1. Balkan Savaşı sonrası Balkan coğrafyasına baktığımızda Osmanlı Devleti sınırları Midye-Enes hattından daha iç geriye gerilemiş durumda. Bulgaristan'a baktığımızda büyük bir alana sahip konumda. Burada baktığımızda Yunanistan Devleti'ni görmekteyiz. 2. Balkan Savaşı sonrası baktığımızda Osmanlı Devleti sınırlarını biraz daha ilerletmiş, Edirne'yi tekrardan geri aldığını görmekteyiz. Bulgaristan'ın sınırları küçülmüş. Dolayısıyla 2. Balkan Savaşı'nda kazançlı çıkan devlet Osmanlı, zararla ayrılan devlet de Bulgaristan'dır. 1. Balkan Savaşı sonrası Bulgaristan'ın geniş topraklara sahip olması Balkan devletlerini rahatsız etmiş ve Bulgaristan'a karşı savaş açmışlardır. Cevap B seçeneği. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı sırasında görevlerinden hangilerini yerine getirdiği söylenebilir. 1. Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı ve 7. Ordu Komutanlığı görevlerini yerine getirmiştir. 9. Ordu Müfettişliği görevine ise Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'ndan sonra atanmış ve Samsun'a gelerek milli mücadeleyi başlatmıştır. Cevap D seçeneği. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra aşağıdaki politikalardan hangisini takip ettiği söylenemez. 1. Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı Devleti tarafsız olma politikasını takip etmiş ancak daha sonra bundan vazgeçmiş ve ittifak devletleri bile orada savaşa katılmıştır. Seferberlik ilan etme politikasını izlemiştir. Boğazları kapama politikasını izlemiş. Kapitülasyonları tek taraflı kaldırma politikasını izlemiş.
Balkan Savaşları'nı sonlandırma politikasını izlediği söylenemez. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Balkan Savaşları zaten gerçekleşmiş ve sona ermişti. Cevap E seçeneği. 8 Ocak 1918'de ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından ilan edilen ilkelerde aşağıdaki konu başlıklarından hangisi hakkında kararlar alındığı söylenemez. ABD Başkanı Wilson tarafından Wilson'un ilkeleri ortaya konmuş, gizli antlaşmalarla ilgili kararlar alınmış, gizli antlaşmaların yapılmayacağı belirtilmiş, boğazların durumu uluslararası gemilere açık olacak denilmiş, Osmanlı azınlıkları konusunda kararlar alınmıştır, savaş sonrası sınırlar konusunda karar alınmış ancak mandater yönetimler konusunda karar alınmamıştır. Wilson ilkelerde yenen devletlerin yenilenlerden toprak almayacağı ifade edilmiş. İtilaf devletleri de bunu aşmak için mandater sistemi ortaya çıkarmışlardır. Cevap E seçeneği. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletlerinin kendi aralarında imzaladıkları gizli antlaşmalara göre Osmanlı topraklarından pay alan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? İngiltere yer alır. Daha çok Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu topraklarını, petrol yataklarının olduğu yerleri ele geçirmiştir. Rusya boğazlar üzerinde gizli antlaşmalarla pay sahibi olmaya çalışmış. İtalya Batı Anadolu'da, Fransa yine güneyde topraklar almıştır. Ancak ABD bu devletler arasında gösterilemez. Cevap B seçeneği. Mustafa Kemal'in görev yaptığı aşağıdaki cephelerden hangisinde kendisine İstanbul'u kurtaran adam unvanının verilmesinde etkili olmuştur? Kafkas, Derne Tobruk, Suriye Filistin, Kocatepe ve Çanakkale seçenekleri verilmiş. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinde gösterdiği kahraman müdafaa ve orduyu sevk ve idare etmesi İstanbul'u kurtaran adam unvanı verilmesinde etkili olmuştur. Çünkü Çanakkale geçildiğinde İtilaf Devletleri doğrudan İstanbul'a ulaşacaklardı. Cevap A seçeneği. İtilaf Devletleri'nin güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğunda o bölge işgal edilebilecek. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan bu maddeye göre ilk işgal edilen Osmanlı toprağı ve işgalci devlet bir arada verilmiştir? Fransa, Hatay, Yunanistan, İzmir, İngiltere, Samsun, Fransa, Maraş, İngiltere, Musul. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen ilk Osmanlı toprağı Musul'dur ve bu toprak İngiltere tarafından işgal edilmiştir. Cevap A seçeneği. Bu konuşmaların aşağıdakilerden hangisinde geçtiği söylenebilir? İtalyan temsilci, Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir ve çevresinin İtalya'ya bırakılmıştır. İzmir, Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıdır. Yunan temsilci, İzmir'de Rum nüfus fazladır. Wilson ilkelerine göre İzmir, Yunanistan'ın bir parçasıdır. İngiliz temsilci, Wilson ilkelerine göre İzmir, Yunanlılara bırakılacaktır. Bu konuşmaların geçtiği antlaşma, Sevr Antlaşması değildir. Sevr Antlaşması, Türk milletini yok etmeye çalışan bir antlaşmadır. Lozan Antlaşması'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı dünya kamuoyuna ilan edilmiştir. Mudanya Ateşkes Antlaşması, milli mücadelenin askeri safhasını bitiren antlaşmadır. Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nın durdurulduğunu ilan ettiği antlaşmadır. Yukarıdaki konuşmalar Paris Barış Konferansı'nda geçmiştir. Paris Barış Konferansı, Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle imzalanacak olan Barış Antlaşması'nın şartlarını görüşmek amacıyla toplanmıştır. Cevap C seçeneği. Atatürk'ün nutukta kullandığı bu cümleler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? Antlaşma Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı yenilginin yüz kızartacak bir sonucudur. Türk toprakları yabancılara sunulmuştur. Yine bu antlaşma yapılacak olan Barış Antlaşması'nın hükümlerinin kolayca kabul edilebileceği fikrini işgalcilere göstermiştir. Atatürk'ün nutukta kullandığı bu cümleler Sevr Antlaşması'na ait değildir. Sevr Antlaşması hukuken geçersiz bir antlaşmadır. Türk milleti yok etmeyi amaçlamıştır. Lozan Antlaşması Türk milletinin bağımsızlığının dünya kamuoyuna ilanıdır. Mudanya Ateşkes Antlaşması milli mücadelenin askeri safhasını bitiren antlaşmadır. Gümrü Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermeniler arasında imzalanmıştır. Atatürk'ün nutukta kullandığı bu cümleler Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgilidir. Cevap A seçeneği. Adana ve Osmaniye'de Ermenilerin ve Fransızların faaliyetlerine karşı Kuvayi Milliye birliklerini örgütleyerek bu illerin işgalden kurtarılmasında etkili olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Mar-i Mira azınlıklar tarafından kurulmuş zararlı cemiyettir.
Milli Kongre Cemiyeti İstanbul'da basın yayın yoluyla milli mücadeleyi desteklemiştir. Trakya Paşaeli Cemiyeti Trakya ve çevresini savunmuştur. Teali İslam Cemiyeti İslam Devleti kurmayı amaçlamıştır. Adana ve Osmaniye'de Ermenilerin ve Fransızların faaliyetlerine karşı Huvayi Milliye Birliklerini örgütleyerek bu illerin işgalden kurtarılmasında etkili olan cemiyet Kilikyalılar Cemiyeti'dir. Cevap B seçeneği. Bu bilgilere göre parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kararları Türk halkını ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik savaşına çağıran bir başkaldırı niteliğinde olduğunda ihtilal beyannamesi olarak kabul edilir. Türk Milli Mücadelesi'nin ihtilal beyannamesi Amasya Genelgesi'dir. Amasya Genelgesi'nde milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi ortaya konmuştur. Diğer seçeneklerde Havza Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya görüşmeleri verilmiş. Cevap B seçeneği. Amasya Genelgesi'nde yukarıdakilerden hangilerine bir çağrıda bulunulduğu söylenebilir? Sivas Kongresi'ne çağrıda bulunulmuştur. Anadolu'nun güvenli bir bölgesi olan Sivas'ta kongre toplanacağı belirtilmiş ve buraya delegelerin nasıl katılacağı, nasıl seçileceği belirtilmiştir. Erzurum Kongresi ile ilgili bir çağrıda bulunulmuş. 10 Temmuz'da Doğu vilayetlerin durumunu konuşmak amacıyla Erzurum'da bir kongre toplanacaktır denilmiş. İstanbul hükümeti ile ilgili çağrıda bulunmuş. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir denilmiştir. Cevap E seçeneği. Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi millet iradesine dayalı yeni bir yönetimin kurulacağına doğrudan kanıt olarak gösterilebilir? Bu soruda dikkat etmemiz gereken ifade doğrudan ifadesi. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Burada milli bağımsızlıkla ilgili bir karar alınmış. Manda ve himaye düşüncesi kabul edilemez. Yine milli bağımsızlıkla alakalı başka bir devletin boyunduruğunu kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Azınlıklara siyasi bütünlüğü bozucu haklar verilemez. Burada azınlıklara verilecek hakların sınırları belirtilmiş. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet birlikte karşılık verecektir. Huvayi milliye yetken, milli iradeyi hakim kılmak esastır ifadesinde millet iradesine dayalı yeni bir yönetim kurulacağına doğrudan kanıttır. Burada ilk defa doğrudan milli iradeden, millet egemenliğinden bahsedilmiştir. Cevap C seçeneği. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli'de aşağıdaki konu başlıklarından hangisi hakkında herhangi bir karar alınmamıştır? Azınlıkların durumu ile ilgili karar alınmıştır. Azınlık hakları ile ilgili azınlıklara komşu ülkelerde Türklere tanınan haklar oranında hak tanınacaktır kararı alınmıştır. Elbiye-i Selase şehirleri hakkında karar alınmıştır. Bu şehirler Kars, Ardahan ve Batum'dur. Burada kendi istekleriyle Türkiye'ye katılmış olan buralarda gerekirse tekrardan halk oyuna başvurulacağı belirtilmiştir. İstanbul ve Boğazların durumu ile ilgili karar alınmıştır. İstanbul ve Marmara'nın güvenliği sağlandığı takdirde Boğazlar uluslararası ticarete açılabilir kararı alınmıştır. Kapitülasyonların geleceği ile ilgili karar alınmıştır. Siyasi, ekonomik ve mali gelişmemizi engelleyen, hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazlar, kapitülasyonlar kabul edilemez kararı alınmıştır. Ancak saltanat idaresinin geleceği ile ilgili bir karar alındığı söylenemez. Cevap D seçeneği. Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerin hangisinde ya istiklal ya ölüm parolasıyla mandater yönetimleri tamamen reddetmiştir? Mandater yönetim güçlü bir devletin hakimiyeti altına girerek siyasi varlığı devam ettirme düşüncesidir. Bu ilk kez Erzurum Kongresi'nde reddedilmiş, kesin olarak da Sivas Kongresi'nde reddedilmiştir. Seçeneklerde Amasya Genelgesi verilmiş. Amasya Genelgesi'nde milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi ortaya konmuştur. Havza Genelgesi'nde işgaller protesto edilmiştir. Erzurum Kongresi toplanış bakımından, bölgesel aldığı kararlar bakımından ulusaldır. Amasya görüşmeleri milli mücadele tarafını temsil eden Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti arasında gerçekleşmiştir. Cevap D seçeneği. Sevr Antlaşması'na ait haritadaki sınırlara göre antlaşma ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sevr Antlaşması'na göre baktığımızda Anadolu toprakları İtilaf Devletleri ve azınlıklar tarafından paylaşılmış. Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti kurulmuş. Irak toprakları İngilizler tarafından ele geçirilmiş. Yine baktığımızda Maraş dolayları Fransızlar tarafından, Antalya ve çevresinin İtalyanlar tarafından ele geçirildiğini görmekteyiz. Yunanlar Batı Anadolu'yu egemen olmuş ve Osmanlı Devleti'ne İç Anadolu ve çevresinde bir bölge bırakılmış. Bu sınırlara bakarak
Antlaşma ölü doğmuş bir antlaşmadır, yargısına ulaşılamaz. Sevr antlaşması hukuken geçersiz bir antlaşmadır. Bir mecliste onaylanmadığı için ancak yukarıdaki haritadan buna ulaşılamaz. Azınlıkların Osmanlı sınırlarında devlet kurmasına olanak tanınmıştır. Ermenilere toprak verilmesi bunu kanıtlar. Osmanlı Devleti tamamen sona ermiştir. Osmanlı Devleti tamamen sona ermemiş ancak hakimiyeti küçük büyük oranda azalmıştır. Buna ulaşılamaz. Cevap B seçeneği. Tunç öğretmen, milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa'nın en önemli politikalarından biri de dedikodu çevrelerin yalan haberler yayılmasını engellemek olmuştur. Artun öğretmenine yukarıdakilerden hangilerini söylerse doğru dönüt vermiş olur. Anadolu Ajansı açıldı. Evet, Anadolu Ajansı'nın açılmasıyla Mustafa Kemal halkı doğru bir şekilde bilgilendirmeye başlamıştır. Yine İrade-i Milliye gazetesinin çıkartılmasıyla milli mücadele doğrusu da halkın doğru bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Tekarif-i Milliye emirlerinin yayınlanması doğru dönüt olamaz. Tekarif-i Milliye emirleri ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra çıkarılmıştır. Cevap D seçeneği. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından Anadolu'da kaybettiği otoritesini yeniden sağlamak isteyen İstanbul hükümetinin İtilaf Devletleri'nin desteğiyle oluşturduğu birlikler aşağıdakilerden hangisidir? Kuvayi Seyyare, Çerkez Ethem'in birliklerine verilen isimdir. Kuvayi Milliye, Milli Mücadele birliklerini oluşturmaktadır. Hareket Ordusu, 31 Mart vakasını bastırmak için Selanik'ten gelmiştir. Seçeneklerden Merkez Ordusu ve Kuvayi İnzibatiye verilmiş. İstanbul hükümetinin İtilaf Devletleri'nin desteğiyle oluşturduğu birlik Kuvayi İnzibatiye'dir. Cevap B seçeneği. Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de illere ve kolordu komutanlıklarına gönderdiği genelgeyle Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını duyurmuş ve her ilden 5 delegenin seçilmesini istemiştir. Mustafa Kemal'in bu çağrısının aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olduğu söylenebilir? Ankara'nın başkent olduğunun kanıtı değildir. Saltanat idaresinin kaldırıldığının kanıtı değildir. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır. Kongre ve genelgelerinin yayınlanacağının kanıtı değildir. Milli mücadelenin başladığının kanıtı değildir. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında milli mücadeleyi başlatmıştır. Mustafa Kemal'in Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını duyurması, Mebusan Meclisi'nin işlevini kaybettiğinin kanıtıdır. Mebusan Meclisi Misak-ı Milli kararlarını alınca İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal etmiş ve Mebusan Meclisi'ni kapatmıştır. Bunun üzerine de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır 23 Nisan 1920'de. Cevap B seçeneği. Temsil heyeti ile İstanbul hükümeti arasında yapılan Amasya görüşmelerinde alınan kararlarından hangilerini İstanbul hükümeti otoritesini sürdürmek için reddettiği söylenebilir? Azınlıklara sosyal ve siyasi bütünlüğü bozucu geniş haklar verilmemesi İstanbul hükümetinin otoritesini sürdürmek için reddettiği söylenemez. İstanbul'daki zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine son verilmesi, Mebusan Meclisi'nin Anadolu'da toplanması, Mebusan Meclisi'nin Anadolu'da toplanmasını reddetmesinde İstanbul hükümetinin otoritesini sürdürme düşüncesi etkili olmuştur. Cevap C seçeneği. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtilalci meclistir, ulusçu meclistir, inkılapçı meclistir, olağanüstü yetkilerle donatılmış meclistir. Özelliklerine sahip olduğunu aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi kanıt olarak gösterilemez? Yeni bir anayasa yapması kanıt olarak gösterir. Yeni bir anayasa yapması ihtilalci olduğunu gösterir. Yasama yürütme yetkisini elinde tutması olağanüstü yetkilere sahip olduğunu gösterir. Saltanat idaresinin sonlandırılması inkılapçı olduğunu gösterir. Azınlık milletvekillerine yer vermemesi ulusçu bir meclis olduğunu gösterir. Ankara'da toplanması yukarıdaki özelliklere sahip olduğuna kanıt olarak gösterilemez. Cevap E seçeneği. Bu bilgilere göre parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı birçok isyan çıkmıştır. Bu isyanları çıkaranlar arasında Ahmet Anzavur, Delibaş Mehmet, Çopur Musa ve Ethem Bey yer alırken Şeyh Said yer almaz. Dolayısıyla Şeyh Said yukarıdaki boşluğa yazılamaz. Şeyh Said 1925 yılında isyan çıkarmıştır. Bu isyanı çıkarmasında İngilizlerin desteği söz konusudur. Musul'un meselesini kendi lehlerine çözmek amacıyla İngilizler Şeyh Said'i desteklemişlerdir. Cevap D seçeneği.